Arkadaşlar merhaba. Inventörde bu çizmiş olduğumuz flanşın kestini alacağız. Place Beefs sekmesinden Section butonuna tıklıyoruz. Ardından penceremizi yani resmimizin olduğu görüntüyü aktif hale getirmek için resmin üzerinde bir kere tıklıyoruz. Mouse'un imleci değişti zaten tıkladıktan sonra fark ettiyseniz. Gelip en tepe noktadaki bu yakalama noktasını aktif hale getiriyorum. Mouse üzerine getirip ardından yukarıya doğru çekiyorum. Biraz tıkladım. Aşağıya doğru çektim. Tekrardan tıkladım. Şu an sağ klik yapıyorum. Continue diyorum. Görüntümüz ortaya çıktı. Bununla birlikte şu bölgeyi detaylandırabilmek için ayrıca ben bir de Detail View görüntüsü almak istiyorum. Komutu aktif hale getirdik. Geliyorum. Ben bu sefer bu resmi aktif hale getirmek istiyorum. Bir kere sol klik yaptık. Ardından bu penceremiz açıldı. Tıkladım. Daire içerisine aldım. Getirdim buraya. Attım. Neden bunu yaptım? Burada karmaşık bir görüntü çıkmasın istiyorum. Buraların ölçülerini ayrıca burada vermek istiyorum. Daha temiz, daha düzgün bir görüntü oluşsun istiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptık. Devam edecek olursak ölçülendirmemize. Böyle bir penceremiz çıkıyor. Burada ilave etmek istediğimiz detaylar varsa onları ilave edebiliyoruz. Şunu aşağıya alalım. Şunu da aşağıya alalım. Yine ölçülendirmemize devam edelim. Herhangi bir veri girmek istemiyorum. O yüzden direkt OK'ye tıklıyorum. Ya da eliniz direkt ESC'ye basabilirsiniz. Şöyle kenara çekelim. Şimdi ben şu delik merkezine eksen çizgisi atamak istiyorum. Geldim. Centerline bisektör butonuna tıkladım. Dış çapı seçtim. Ortasına delik merkezini atalım. Yine aynı şekilde vida deliğimin ortasına da eksen çizgisi atmak istiyorum. Komutum zaten aktifti. Atamayı gerçekleştirdim. Çizimimi bu şekilde devam edeceğim ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.